Merhabalar. Bir önceki dersimizde nesne üretilirken ilk dediklenen metot olan constructor metodunu incelemiştik. Şimdiki dersimizde ise bu yapının tam tersi işlevi gören nesne bellekten silinirken son kez tetiklenen metodu yani destructor metodunu inceliyor olacağız. Bu yaptığımız girizgahta zaten şu andaki konumuzun ne olduğunu özetlemiş olduk diye varsayıyorum. Lakin ben gene olayı biraz daha uzatacağım. Şimdi destructor dediğimiz yapı nasıl constructor nesne üretilirken ilk tetikleniyorsa destructor üretilmiş bir nesnenin bellekten silinme aşamasında son kez tetiklenen bay bay dememizi sağlayan bir metottur. Yani ilgili nesne yok edilirken hani artık yapılması gerekenler neyse destructor'da rahat bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Örneğin kapıları kapatabiliriz, açık kapıları, pencereleri kapatabiliriz. Ya da daha da teknik konuşmamız gerekirse veri tabanı işlemleri yapmışızdır. Veri tabanı bağlantısını destructor'da mesela yok edebiliriz. Kapatabiliriz gibi gibi işlemleri gerçekleştirebiliriz. Tabii ki de biz bu tarz işlemleri şu anda verdiğim örneklerin hepsini destructor'da yapmıyoruz. Farklı noktalarda, farklı uygulamalarda yapıyoruz ama destructor'da bir nesnenin silinme aşamasında son kez tetiklenen metodu olduğunu örneklendirmek için bu örnekleri verdim. Bu dersimizin süreci esnasında yanlış hatırlamıyorsam 20. dersimizde garbage collector mekanizmasından bahsetmiştim. Destructor'ı da örneklendirirken o mekanizmayı kullanacağımızı şimdiden bildirin. Şuradaki gördüğünüz metodumuz artık tanıyoruz ki bu bir constructor metoddur. Geriye dönüş değeri yok ve sınıf ismiyle aynı olan metot constructor metot. Örnek sınıfından nesne üretilirken İlk tetiklenecek metot constructor metodu olacağından dolayı çıktı olarak nesne üretildi sonuçlarını alacağız. Haliyle örnek nesnesi yok edilirken de şimdi destructor'ı oluşturalım ve destructor'da belirli işlemleri gerçekleştirelim. Lakin destructor'ın grameri constructor'daki gibi değildir. Destructor'ı kullanabilmemiz için öncelikle şu karakteri kullanıyoruz. Bunu alt ü ile gerçekleştirebiliyoruz. Ardından gene sınıf ismiyle aynı ismi veriyorum. Parantezimi açıp kapatıyorum ve scope'larımı açıp kapatıyorum. İşte biz buna destructor yani yıkıcı metot diyoruz. Bu constructor yapıcı metot, bu destructor yıkıcı metot. Buna da hani nesnemiz silinirken, bellekten fiziksel olarak yok edilirken son kez tetiklenen metottu ya, buna da şöyle bir bildiri yapabiliriz. Nesne siliniyor diyebiliriz. Evet. Hatta uygulamada şimdi birden fazla nesne üreteceğiz ve o nesneleri sileceğiz. Haliyle yaptığımız işlemde hangi nesnenin silindiğini görebilmek için şurada bir field oluşturuyorum ve ben buna ID değerini veriyorum. Yani ID ismini veriyorum. Bir constructor'dan parametre alalım. ID. Diyorum ki şöyle yapalım şimdilik. Numara diyelim biz buna. Numara diyelim. Gelen ID'yi numaraya verelim. Şimdi this anahtar sözcüğünü kullanacaktım ama daha bilmiyorsunuz onu. Öyle varsayıyorum. Numara ID. Parametreden aldığımız numarayı buraya veriyorum. Ve artık bu numara şurada şu şekilde kullanabilirim. Yani numarasını verdiğimiz nesne üretildi. Aynı şekilde numarasını verdiğimiz nesne silinecektir. Tamam. Bu mantıkla bu işlemi gerçekleştirdim. Şimdi yapmak istediğim işlem şu. 20. numaralı derse gidiyorsunuz. Orada referanssız nesnelerin garbage collector mekanizmasıyla nasıl silindiğini teorik olarak izah etmiştim. Burada pratik olarak göstereceğim sizlere. For döngüsü oluşturuyorum ve 10 tane 10 kere bu döngüyü döndürüyorum. Burada yapmak istediğim işlem şu. Referanssız bir şekilde sadece örnek nesneleri oluşturmak. Gördüğünüz gibi. Şimdi referanssız boyutta bu örnek nesneleri oluştururken arka planda yaptığı işlem neydi? Hani stack'le heap'imiz vardı bizim. Şimdi burada oluşturacak 10 tane nesne ama bunlar referanssız olduğundan dolayı işte garbage collector dediğimiz mekanizma devreye girdiği zaman referanssız nesneleri bellekten fiziksel olarak silecektir. Haliyle garbage collector mekanizmasını devreye sokacağım. Şimdi 10 tane örnek nesnesi oluşturuldu. Haliyle oluşturulurken hepsinin constructor metodu devreye girecek ve buradaki bilgiyi yazacaklardır. Ve
Hepsinde de gördüğünüz gibi i değeri numaralandırmayla i değerini numaralandırma olarak verdiğimizden dolayı hangi nesne üretilmiş ve birazdan hangi nesne silinmiş rahat bir şekilde görebileceğiz. Şimdi garbage collector dediğimiz mekanizmayı devreye sokabilmek için gc yazıyoruz nokta collect. Bu komut garbage collector mekanizmasını devreye sokmaktadır. Ardından nasıl bir sonuç elde ettiğimizi şimdi göreceğiz. Burada ilk önce bir sonucu görelim. Ardından mekanizmanın nasıl çalıştığını sizlere izah edeyim. Projeyi çalıştırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi nesneler üretilirken konstruktörleri devreye girmiş. Ardından buradaki işlemler bittikten sonra garbage collector devreye sokuluyor. Ve garbage collector bellekteki referanssız nesneleri yakalayıp siliyor. Ama burada üretim sırasına göre yakalamadığından dolayı farklı bir sıra ile silindiğini görüyoruz. Gördüğünüz gibi silinirken de silinen tüm nesnelerin distraktörü devreye girdiğinden dolayı bu sonuçları elde ediyoruz. Mekanizmamız bu şekilde çalışmaktadır. Distraktörümüz bu şekilde çalışmakta. Garbage collector dediğimiz mekanizmayı referanssız nesneleri yok etmek için bu şekilde devreye sokabiliriz. Arka planda ilk başta üretilen nesnelerimizde constructor tetikleniyor. Yani 10 tane 10 kere constructor da burada yazılıyor. Ardından garbage collector arkada gene mekanizmayı çalıştırdığından dolayı tek tek referanssız nesneleri yakalayarak silme aşamasında 10 tane nesneyi silerken de hepsinin distractor'ı tetikleniyor ve biz gene bu sonuçları elde ediyoruz. Bakın her seferinde farklı distractor sıralaması mevcut. Constructor'da fark yoktur. Nihayetinde 0'dan 9'a kadar constructor tetiklenecek. Ve i değerlerine göre tetiklenecek ama garbage collector'ın hangi nesneyi yakalayacağı belli olmadığından dolayı hani sıralama burada distractor'da değişecektir. Öncelikle burada biri yakalamış. Bir sonraki çalıştırmamızda mesela 7. nesneyi yakalama ihtimali vardır. Farklı farklı sıralamalar olabilir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Distractor dediğimiz yapıda bu şekilde kullanılmaktadır. İlerideki derslerimizde zaten bu gördüğümüz yapıların hepsini bir bütün olarak kullanacağız ve projeler oluşturacağız. Şimdilik görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.